Trakya Türk TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri size için en doğru, en taraflı şekilde aktarıyor olacağız. Efendim seçimler yaklaştı. Liderlerin ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Rumeli buluşmasındaydı değerli izleyenler. Uzun uzun konuştu Erdoğan. Bakın neler söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Rumeli buluşmasına katıldı. Rumeli'nin mahzun ve mağrur evlatları, sevgili gençlerimiz, değerli hanım kardeşlerimiz, aziz vatandaşlarım, sizlere en kabil duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Balkanlardan gelen çok sayıda siyasetçi, Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Efe, 81 ilden gelen Balkan Türkleri Derneği yöneticileri katıldı. Kendisi de Rumeli'li olan Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taşlandırdı. Program öncesi davete icabet eden misafirler Trakya Türk TV'ye özel konuştular. Evet başkanım, hoş geldiniz. Bugünkü etkinlik hakkında sizi görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Hoş bulduk. Biz Tekirdağ'dan katılıyoruz. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir davet aldık. Buradaki etkinlikte bize bulunmak istiyoruz. Bu etkinlikten ilgili bağlı derneklerimizde hepsi buradalar. Kendisine önümüzdeki seçimlerde destek veriyoruz. Bununla ilgili çocuk bizi buraya davet ettiğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Halil İbrahim Cebeci, AK Parti Ergene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesiyim. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın düzenlemiş olduğu Büyük Rumeli buluşması için burada bir aradayız. Tüm Ergene ve Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli tüm illerde bulunan göçmenlerimiz burada. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya. Şu anda ben Bulgaristan göçmeni olarak buradayım. Yanımızda Ergene Bulgaristan göçmenleri başkanımız var. Dernek başkanı, kurucu başkanımız yanımızda. Aynı zamanda yine Gerlovo bölgesinin yönetim kurulu ve aynı zamanda bizim belediye meclis üyemiz yanımızda. Buraya geldik, tüm Trakya ve Rumeli göçmenleri olarak buradayız. İsmail Uslu benim ismim. Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği'ni kurduk 2013 yılında. İki dönem başkanlığını yaptıktan sonra genç arkadaşlarımıza devrettik. Ama yine yanlarındayız. Madden, maneven onları destekliyoruz. Evladı Fatihan'ı burada ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız topladığı için çok minnettarız. Çok büyük bir kalabalık var burada. Bu da demek oluyor ki Bulgaristan göçmenleri, Makedonya göçmenleri olsun, Bosna Hersek göçmenlerine olsun ve onların daha önceden burada gelmiş olan büyük bir topluluk olan Rumeli göçmenlerine verdiği önemi gösteriyor. Merhabalar, ben de Mehmet Çakır, Ergene Belediyesi AK Parti Meclis Üyesiyim. Gerlova Derneği'nin yönetiminde görev aldım. Şu an Ergene Gerlovalılar Derneği'nde üyeyim. Onları temsilen geliyorum. O bölgeyi temsil ediyoruz. Ne güzel geldik, güzel bir ortam var, bir kalabalık var. Sizlere de bizi konuşturdunuz, imkan verdiniz. Teşekkür ederim. Aynur Öztürk, Rumeli Balkan Türkleri Derneği yönetim kurulu ise aynı zamanda Kadın Kolları Komisyon Başkanıyım. Aynı zamanda da AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısıyım, il yönetimi. Biz Cumhurbaşkanımızı ziyarete geldik. Ziyade size bizi kabul etmesi bize büyük bir mutluluk verdi. Her zaman arkasındayız. İnşallah istikrar devam edecek. Büyük Rumeli buluşması programına çok yoğun katılım olunca gelen misafirler salona sığmadı. Davetliler programı ayakta ve salon dışına kurulan ekranlardan izlediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa biz oradayız. Bu anlayışa Rumeli'den Kafkasya'ya herkesin yanında olduk, destek verdik. Hiçbir kardeşimizi çaresiz, sahipsiz hissettirmedik. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde 100 yıllık hasretin ardından evladı Fatiha'nın gönlünü yeniden kazandık, yeniden fethettik," dedi. Bugün burada Üsküp'ün, Sancağı'nın, Prizren'in, İşkodra'nın, Kırcaali'nin, Gümülcine'nin, Filibe'nin, Saraybosna'nın, Mostar'ın sımsıcak nefesini yüreğimde hissediyorum.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Büyük Rumeli Buluşması'na katılım oldukça yoğun oldu. Çevre illerden de çok fazla katılımcı vardı. Programa Tekirdağ'dan gelen AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin de Trakya Türk TV Haber Müdürü Yüksel Ersan'a açıklamalarda bulundular. Haliç Kongre Merkezi'ne gerçekleştirilen Büyük Rumeli Buluşması programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirildi. Yürekten 81 ilden gelen Balkan Türkleri Dernek yöneticileri ve AK Parti siyasi temsilcilerinin de katıldığı buluşma programına yoğun katılım olunca davetliler salona sığmadı. Programı ayakta ve salon dışına kurulan dev ekranlardan izlediler. Programa Tekirdağ'dan gelen AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin de Trakya Türk TV Haber Müdürü Yüksel Ersan'a açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanımıza destek olmak için buradayız diyerek şunları söylediler. Büyük Rumeli buluşması için Murad-ı Hüdavendigar'ın diyarı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Tekirdağ'dan Rumeli Balkan Derneklerimiz Federasyonumuzla organize olarak biz de otobüslere hem kıymetli hemşerilerimizle doluştuk. İnşallah 28 Mayıs'ın ayak sesleridir bunlar zaferimizin. Cumhurbaşkanımızı desteklemek için kendisiyle dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne geldik. Rabbim yardımcısı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle biz Rumeli Derneği'nin düzenlemiş olduğu Rumeliler buluşuyor ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan buradaki toplantıyı biz de Sayın İl Başkanımızla beraber ve Süleymanpaşa'dan başta olmak üzere tüm ilçelerimizden vatandaşlarımızla beraber katılım sağladık. Biz de Rumeli'den göç eden insanların çocukları olarak bugün bu etkinliğe, bu sevince ortak olmak adına bugün buradayız. Seçimler yaklaşıyor, siyasilerin ziyaretleri devam ediyor demiştik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısındaydı. Erkek'in gündeminde 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçim vardı. 28 Mayıs'ta Türkiye çok önemli bir karar verecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin, önümüzdeki seçim referandum niteliğinde bir seçim olacak. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz, dedi. Önümüzdeki seçim, 28 Mayıs'taki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak değerli Mason mensupları. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi? CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına konuşan Erkek, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren seçmenlere teşekkür etti. FETÖ'nün siyasi ayağı yargılansın mı yargılanmasın mı? Buna karar vereceğiz. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı hala yargılanmadı. Gaffar Okan'a pusu kuranlarla, Konca Kureşi domuz bağıyla öldürenlerle mi yürüyecek Türkiye? Yoksa başka bir karar mı verecek? Böyle bir seçime gidiyoruz. Depremde kan ve çadır satanlarla mı yürüyecek Türkiye? Yoksa ahlaklı, basiretli bir yönetimle mi yürüyecek? 28 Mayıs'ta buna karar vereceğiz. FETÖ ile birlikte şanlı ordumuza kumpas kuranlarla mı devam edecek Türkiye? Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel vizyonunun ve en temel felsefesinin kadın erkek eşitliği olduğunu işaret eden Erkek şöyle devam etti. Kadın erkek eşitliğine inananlarla mı yürüyecek Türkiye? Kadın erkek eşitliğine inanmayanlarla mı? Çünkü görüyorsunuz artık o kadar ileri gittiler ki medeni kanuna saldırıyorlar. Medeni kanunda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan hükümlere saldırıyorlar. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanuna saldırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel vizyonu, en temel felsefesi kadın erkek eşitliğidir. Onun için 28 Mayıs'ta Türkiye çok önemli bir karar verecek. 28 Mayıs'ta çok önemli bir karar vereceğiz. Kadın erkek eşitliği mi? Adalet mi? Buna karar vereceğiz.
FETÖ'nün siyasi ayağı yargılansın mı yargılanmasın mı? Buna karar vereceğiz. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı hala yargılanmadı. Gaffar Okan'a pusu kuranlarla, Konca Kureşi domuz bağıyla öldürenlerle mi yürüyecek Türkiye? Yoksa başka bir karar mı verecek? Böyle bir seçime gidiyoruz. Depremde kan ve çadır satanlarla mı yürüyecek Türkiye? Yoksa ahlaklı, basiretli bir yönetimle mi yürüyecek? 28 Mayıs'ta buna karar vereceğiz. FETÖ ile birlikte şanlı ordumuza kumpas kuranlarla mı devam edecek Türkiye, yoksa değiştirecek mi? Yolsuzluğu, yoksulluğu, yozlaşmayı her geçen gün büyüten bu ucube sistemle mi yürüyeceğiz, yoksa bu sistemi değiştireceğiz mi? Buna karar vereceğiz hep birlikte. Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Üldür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 27 Mayıs Pazar saat 17'ye kadar oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sınır kapılarında oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanma peronlarına gelerek oyunu kullanabiliyor. Sınır kapılarında oy kullanma işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17'ye kadar devam edecek. Kapıkule'de oy kullanan Hikmet Ateş, Almanya'dan iznini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi. İstanbul'a gitmeden önce oy kullandığını belirten Ateş şunları söyledi. Hikmet Ateş, Almanya'dan geliyor ama İstanbulluyum. 50 senedir Almanya'da yaşıyorum. Tatile geldik, İstanbul'dan buraya geldim oy kullanmaya. Her şey vatan için. Ateş, herkesin vatandaşlık vazifesini yaparak oy kullanması gerektiğini vurguladı. Kullanmayanlara vatandaşlık vazifelerini yapsınlar, kullansınlar. Tahir Ateş de oyunu Kapıkule'de oy kullanma peronunda kısa sürede kullandığını ifade etti. Seçimlerin vatana minnete hayırlı olmasını dileyen Ateş şöyle konuştu. Ben Edirne'nin Necatiye köyünde doğup büyüdüm. Almanya'da yaşıyorum. İzine geldik. Şimdi de ikinci defa oyumuzu kullanmaya geldik Kapıkule'ye. Çin hayırlı uğurlu olsun. İlk oyumu da burada kullandım. Bu da ikinci oyum, o da yine burada. Hangisi hayırlıysa o gelsin. Vatanımız çok çok güzel. Kıymetli, değeri bilinsin. Çok memnunuz biz yurt dışından geldiğimizde. Her sene değişiklikler görüyoruz. Memnunuz, çok memnunuz. Hollanda'dan gelen Nazım Demir de Türkiye'de oy kullanmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Oyumu kullandım inşallah. Vatana millete hayırlı olsun. Yani güzel bir duygu. İnşallah hayırlı bir şey olur. Temennimiz odur yani. Sandık kurulu güzel yardımcı oldular. Yani memnun oldum. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan 3 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin içindeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken 1 kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'de balık avlamak için göleti açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı. İzine ilçesinde balık tutmak için göleti açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bahçeli göletine giden Ali Aktaş, Kemal Ateş ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret sabah saatlerinde balık avlamak için tekneyi de suya açıldı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebeple tekne battı. Suya düşen Aktaş ve Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken Haziret ise suda kayboldu. Jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerince kayıp kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Karaya çıkan Kemal Ateş, aşırı su yutması sebebiyle tedbir amaçlı olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülerek kontrol altına alındı. Gulam Haziret'in cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Haziret'in cenazesi burada Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir gezgin haberle devam ediyoruz yayınımıza. Fas asıllı Fransız Nabil En-Nasri, hac vazifesini yapmak ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için bisikletiyle Mekke'ye seyahat edip sosyal medyasında bunu takipçileriyle paylaşıyor.
Fransa'dan hac vazifesi için bisikletiyle Mekke'ye giden Fas asıllı Fransız Nabil En-Nasri, hem Müslümanların geçmişteki geleneksel hac yolculuğunu yaşamak hem de küresel ısınmaya dikkati çekmek istiyor. Happy to be here in Edirne, this historical city, and to start my trip by Küresel ısınmaya dikkati çekmek ve Müslümanların tarihteki aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak isteyen 41 yaşındaki yazar Nabil En-Nasri bisikletle Mekke'ye gitmeye karar verdi. Fransa'dan 22 Nisan'da yola çıkan En-Nasri 10 ülkeyi geride bırakarak Türkiye'ye ulaştı. Geceleri kendisini takip eden arkadaşlarının kullandığı karavanda konaklayan En-Nasri, yolda yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. To destination to make to perform the great pilgrimage the Hajj of this year being left one month. En-Nasri 22 Nisan'dan bu yana 2850 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Hacca bisikletle gitme fikrinin çıkış noktası olduğunu anlatan En-Nasri şöyle dedi. During my childhood, I was very interested by the history of the Ottoman Empire. So to be here, it's for me an important, it's a, like a wonderful moment. En-Nasri, İstanbul üzerinden bisikletle Antalya'ya gideceğini, uçakla Ürdün'e geçip tekrar bisikletle yola devam edeceğini dile getirdi. Tarihte Müslümanların aylar süren yolculukla Mekke'ye ulaştığını anımsatan ve bunun önemine dikkati çeken En-Nasri, bununla da ilgili şunları söyledi. Because it was the city of birth of Mehmet Fatih, Sultan Mehmet Fatih, and he's very well known in the Islamic history. So this mosque is one of the most beautiful in Turkey and in the Islamic heritage. So history is going to speak with me now, you know. So it's an important element for me to live this moment and to remind what happened in these territories. Efendim, Türk mutfağının tadına doyum olur mu? 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası biliyorsunuz ki değerli izleyenler. Tekirdağ'da da bu güzel hafta adına etkinlikler düzenlendi. Ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram yapıldı. Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Tekirdağ Gastronomisi panelinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hamide Salha katılımcılara Türk mutfağı, yemekler ve gastronomi turizmi hakkında bilgi verdi. Vali Vekili Kaan Peker standları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı. Katılımcılara mücver, tepsi böreği, düğün çorbası, Çerkez Müsellim pabuç köftesi, Veli Meşe bozası, Tekirdağ köftesi, Hayrebolu tatlısıyla peynir helvası ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da gazetecilere yaptığı konuşmada hafta kapsamında sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni ön plana alan, geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. Şu an Türkiye'nin 81 vilayetinde de bu etkinlikler yapılıyor. Burada önemli olan konu şu: her bölge, her il kendi içinde sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni göz önüne alan, geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarır. Bu ürünleri hem il genelinde hem de Türkiye genelinde ve hatta dünya genelinde hem tanımlılığı hem de bilinirliğini artırmak. Bizim çok zengin bir mutfağımız var. Bu yüzden de tabii ki çok şanslı sayılırız. Efendim, Türk Mutfağı Haftası sadece Tekirdağ değil Edirne'de kutlandı. Havsa'da katınlar tarafından Pomak Türkleri eşliğinde yapılan yemekler konuklara sunuldu. Ziyaretçilere tam 20 çeşit yiyecek ikram edildi. Havsa Belediyesi ile Havsa Kadın Üreticiler Kooperatifi tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında köyün düğün salonunda düzenlenen etkinlikte 20 çeşit çorba, yemek, börek ve tatlı yapıldı. Kadınlar tarafından Pomak Türküleri eşliğinde yapılan yemekler konuklara sunuldu. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık etkinlikte kadim şehir Edirne'nin önemli kültürel öğeleri ve değerleri olduğunu söyledi. Kadim bir şehirde yaşıyoruz.
bu şehrin bize kattığı son derece önemli kültürel bölgeler var, kültürel değerler var. Her gün bunu yaşarken biraz daha teneffüs ediyoruz, biraz daha ruhumuzda hissediyoruz. Tabii bizlerin devlet olarak, millet olarak temel vasıflarımızdan birisi, sorumluluklarımızdan bir tanesi bu milletin, Türk milletinin sahip olduğu kültürü korumak ve yaşatmak. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise yemek sanatının tencereden serilen coğrafya olduğunu kaydetti. Bu kapsamda bu yılki ana tema sürdürülebilir, sağlıklı ve atıksız bir Türk mutfağı. Şöyle bir ifade kullanmak en önemli, yani Türk mutfağı ile ilgili, diyor ki yemek sanatı tencereden seyredilen coğrafyadır. Yaklaşık bir asır Osmanlı'ya payitahtlık yapmış şehrimizde de birçok coğrafi ve kültürel özellikleri barındırmakta. Bu yılki etkinliklerimiz sadece şehir merkezinde değil, Keşan, Havsa, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde de devam edecek. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da bugün Pomak kültürünün zenginliğini, yemek kültürünü gelecek kuşaklara tanıttıklarını belirtti. Bazı kültürlerin unutulmaya başladığına değinen Balkan şöyle konuştu. Pomak kültürünün zenginliğini, zengin yemek kültürünü görecekler. Bildiğiniz gibi bizler göçmen çocuklar olarak özellikle 78 Rus Harbi'nden sonra, Balkan Harbi'nden sonra buraya göçmüş ailelerin evlatlarıyız ve oradaki kültürümüzü buraya da taşımıştık. Ancak geçen yıllar tabii yavaş yavaş bunları unutulmaya başlamıştı. Bizler Havsa Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş bu zengin kültürümüzü şimdi hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak, bu zengin kültürü devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi, çalışmaların tümünü yapıyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde sadece günümüz yiyecekleri değil, Osmanlı saray yemekleri de konukların damak zevkine sunuldu. Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türkiye'nin yiyecek kültürüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Edirne'de 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı saray yemeklerinden tavuk masusa, zirva ve karpuz şerbetinin sunumu yapıldı. İkinci Mehmet döneminde ve ikinci Mehmet'in de çok sevdiği bir yemek. Menülerinde devamlı bulunan, istediği bir yemek tarzı. 14 Haziran 1469 yılında da onun bir hazırladığı menüde, bir şeyde, sünnet töreninde yaptırdığı bir yemek çeşidi. Tavuk mahsusa yaptık size ve zirva. Tavuk mahsusa 15. yüzyıla ait Şirvani'nin bir tarifidir. Günümüzde unutulmuş bir yemek, unutulmaya yüz tutmuş demek yanlış olur. Edirne Sarayı'nda yapıldığını bildiğimiz Şirvani'nin şeyle, deyişiyle mideye ferahlık verir, ruhu açar demiş masusa yemeğine. İkincisi zirva, yine Edirne Saray mutfağında yapılmış. Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan bayramlarında Edirne Sarayı'nda halka dağıtılmış olan bir yemek. Bugün size bunları yaptık. Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sunumda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Edirne'nin gastronomik zenginliğini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Edirne'de gastronomik zenginliğimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Dolu dolu bir program. Bugün de sağ olsun özel bir otel işletmemizin şefi ve çalışanı Güner kardeşim, Öner. Sedat hocam, Öner kardeşim, Trakya Üniversitesi'nden Sedat hocamız. Bugün buradan şunu açıkça ifade ediyorum. Özellikle menülerimize hem saray mutfağından, burada az önce şeflerimizin yaptığı, hem Pomak kültürüne has gastronomi ürünlerinizi en azından şimdilik haftada bir, haftada iki menülere koymalarını istiyorum. Yani bugün bir lokantaya ve restoranta gittiğimizde bölgemizin dışındaki bir tatlıyı değil de Pomak kültürüne ait bir tatlıyı koyarlarsa şehrimizin bu gastronomik zenginliğini de tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerle de paylaşmış olur. Kırklareli'de bir çiftten bahsedeceğiz şimdi size değerli izleyenler. Mutlu Mutlu ve Bilgin Mutlu. Aynı serviste beraber hemşirelik yapan çift yaptıkları işi çok seviyor. Hastalarını hayata bağlayabildikleri için de kendileriyle gurur duyuyor. Kırklareli'de aynı serviste hemşirelik yapan karı koca çift hastalara şifa dağıtıyor. Bilgin'le Mutlu Mutlu, Bosna Savaşı sırasında Kırklareli'nin Kavaklı beldesine getiren vatandaşların bulunduğu merkezde görevlendirildi. Devam ediyor mu ağrı? Birazcık.
Nasıl oldunuz? İyi misiniz? Tamam. Şimdi ağrı kesici yapacağım. Biraz daha rahatlayacağım. Oldu mu? Burada tanışan çift bir süre sonra evlendi. Aynı mesleği sürdüren çift, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hastalara şifa dağıtıyor. Mutlu mutlu mesleğini 28 yıldır severek yaptığını, yaşam mücadelesi veren bir kişiyi hayata bağlamanın çok ayrı bir duygu olduğunu söyledi. Merhabalar, ismim Mutlu Mutlu. 1976 doğumluyum. 1994 senesinden beri hemşirelik yapmaktayım. Hemşire olmaya çocukluğumdan beri zaten istiyordum. Severek yaptığım bir meslek. Hatta çocukken başıma kep yerine annemin başörtülerini takıp kep taktığımı düşünerek başlamışım. Servise gelen her hastaya canla başla ilgilendiğini dile getiren Mutlu, hemşirelik çok özveri isteyen, severek yapılması gereken, insani duyguların en zirvede olduğu bir meslek, dedi. Hemşirelik çok özveri isteyen, severek yapılması gereken, insani duyguların en zirvede olduğu bir meslek grubu. Mutlu, kocasıyla aynı mesleği yaptığı için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti. Meslek hayatında birçok anısı bulunduğunu belirten Mutlu, bunlardan birini şöyle anlattı. Eski acildeyken yaşlı bir amca geldi. Amcaya laboratuvardan kan tüpü almasını söylemiştim. Önceden öyleydi. Amca gitmiş kan tüpü almaya. Fakat kan tüpü diye anlamadığı için piknik tüpü araştırmış amca. Geldi bana, tabii ben amca uzun süre gelmeyince ben gittim tüpü aldım, hastanın kanını aldım. İşte hastayı yatırdık. Sonra amca geldi, kızım be dedi, ben dedi tüp bulamadım. Amca dedim ben hallettim, tamam dedim. Amca da demesin mi sen dedim, ne tüpü aradın? Ben dedi piknik tüpü aradım, pazar olduğu için her yer kapalıydı dedi. Öyle bir güzel bir anımız oldu amcayla, yaşlı bir amca. Efendim, bu haber vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarını ve hemşireleri de minnetle anıyoruz. Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl panda ile çiftleştirilmek üzere Macaristan'daki Sosozo'dan getirilen erkek kızıl panda 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı. Bir de ondan bir kısaca bahsedelim. Tamam. Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl panda ile çiftleştirilmek üzere Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu. Kızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın bir ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi. Kırmızı pandalar, nesli tükenmek üzere olan hayvanlar. Yeni bir erkeğimiz geldi, ismi Bambi. İnşallah çiftleşip daha çok üretip daha çok sayılarını arttırma amacındayız. İnşallah gün geçtikçe sayıları daha çoğalır. Yurtlu 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesi'nde olduğunu belirterek şöyle dedi. Araları nasıl peki? Araları çok iyi. Herhangi bir birbirlerine böyle bir tepkileri falan, aşırı bir tepkileri olmadı. Şimdi normaldir o tarçın aşağı yukarı 6 yıldır bizimle beraber. İlkten bir arkadaş geldi kendisine, hani herhangi bir böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Şu an gayet normaller, sakinler, gün geçtikçe daha iyi de olacaklar inşallah. Hayırlısının inşallah bir dahaki haberi de yavrularıyla beraber yaparız. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Mutlu kalın, esen kalın, bizlerden ayrılmayın.